Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan demiş. Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Evren Tuğ. Bugün uzun zamandır gelmek istediğim bir yere geldim. Mandıra Filozofu filminin çekildiği yerdeyim şu anda. Bugün Çökertme köyüne bağlı bir koydayım. Buraya nasıl geldiğimden falan bahsedeceğim ama ondan önce lafı çok fazla uzatmadan bir gezelim etrafı. Ne varmış ne yokmuş hep birlikte bir görelim. Daha sonra buraya nasıl ulaştığımı Çökertme köyünden buraya nasıl geldiğimden bahsedeceğim sizlere. Otururuz konuşuruz bir. Hatta şurada bir yerde otururuz yani bakarız. Şimdi bir gezelim etrafı. Su kuyusu var orada. Sonra burada bir ocağımız var güzel. Her yeri bir gezelim sizlerle birlikte. Hadi. Sonra girişi falan göstereceğim. Nereden geldiğimi falan oraları da göstereceğiz. Hadi gidelim. Arkadaşlar şimdi burada normalde sadece ben bu ev var zannediyordum. Tek bir tane ev var zannediyordum ama 1-2 şöyle arkamda da göreceğiniz üzere İki tane daha ev yapılmış. Daha sonradan mı yapıldı bilmiyorum artık. Burası kullanılıyor. İşletme olarak kullanıyor zannedersem. Öyle bir düşüncem var. Yaz aylarında. Onun dışında bu evde olması lazım. Bu evde çekilmiş olması lazım. Bayağı bir şaşırdım. Neyse. Şöyle göstereyim bir. Evin bu kısımlarını. Bayağı bir burada yaşayan varmış yani. Üçlü priz falan var. Pek fazla bir şey yapmadan içeriye bakalım. Bir şey yok. Yangın tüpü var burada bir tane. Burası bu şekilde. Evin giriş kısmı. Muhtemelen yaz aylarında ya kiraya veriliyor ya da yaşayan var burada. Sonra burada bir merdivenler karşılıyor bize. Şöyle göstereyim bayağı eski kalaslar. Yapılmış bir yol. Şimdi o yoldan yürüyorum. Burada da biliyorsunuz şurada bir masamız vardı. O masada yumurta pişirmişlerdi, yumurta yemişlerdi. Şu görmüş olduğunuz yerde, ocakta. Ocağa çekilmişlerdi şöyle bir. Cesur Reis keşif yapıyor, bakıyor şu anda. Bundan sonra şurada su kuyumuz var. Su kuyumuz var diyorum, sanki benim kuyum. Şöyle göstereyim, hala içinde su var da yağmur suyu bu. Bayağı güzel ama. Burası bu şekilde. Şöyle uzaktan çekeyim biraz da. Güneş arkama almam lazım güneşi. Güzel görüntü verebilmem için. Ev bu şekilde. Efsane değil mi ya? Bakar mısınız şu evin güzelliğine? Üstten sarkan sarmaşıklar vesaire. Tam önündeki çam ağacı. Ve yanında hemen ocak. Cesur Reis tam yakıştı buraya ya. Baksana şuna. 3 tane dedim ama bir tane de şu yukarıda var. Yukarıya da bir ev yapılmış. Şimdi sizlerle birlikte giriş kısmına bir gidelim. Giriş kısmına bakalım. Daha sonra buraya nasıl geldiğimi falan orada otururuz konuşuruz sizlerle birlikte. Veya orada da konuşabiliriz. Çok fazla yat var. Bu Mandıra Filozofu'nun çekildiği yerin koyunda, koyda yani çok fazla tekne var, yat var. Balık falan tutuyorlar. Ama o Mandıra Filozofu'nun yani güneşi tam tersime aldım ya. Şöyle geri geri yürüyorum. O Mandıra Filozofu'nun sandalını hiçbir şeye değişmem abi. Yani orada o sandal bambaşka. Bez falan bağlamış tane üstüne. Yani buradaki yatlar matlar hiçbir şey. Şöyle göstereyim. Gözümde hiçbir değeri yok yani. Şimdi giriş kısmı şurası. Giriş kısmına geldik. Burada bir bar kısmı gibi bir yer burası. Şöyle göstereyim. Burası bu şekilde. Normalde ben yukarıki patikadan geldim ama burada bir şeyler var. Sonra şurada da şeyimiz var zaten. Mandıra Filozofu burada çekildiği yazımız var burada. Bu şekilde. Birazdan burada ben bir fotoğraf çekinirim. Şurada bir iskele var. Yatlar falan burada işte. Şurada asıl
filmin çekildiği iskele tam şurada. Eski bayağı zaten orada duruyor. Oraya geçemedim ama geçmeyi deneriz birazdan. Bakarız yani. Şimdi tekrardan evin yanına doğru gidiyorum. Tripodumuz da orada zaten. Biraz konuşuruz orada sizlerle birlikte. Evin yanında. Orada bir baraka gibi bir şey görüyorum sanki ben. Oraya da bir bakalım abi. Orada bir baraka gibi bir şeyler var sanki. Sahilde, kumsalda. Yesur gel. Baraka dediğim bir de iskeleymiş. İskele yani barakası. Bakarız şimdi. Biraz şaşırdım ama kusura bakmayın arkadaşlar. Niye bu kadar şaşırdım bilmiyorum. Heyecan yaptım. Heyecanlandık. Şimdi nereye oturalım konuşalım abi. Şöyle tekrardan bir çekeyim şuraları. Burada çapa mapa var gördüğünüz gibi. Buraya bir bahçe yapılmış güzel. Burada çiçekler var falan filan. Çatının üst kısmının bir kısmı yıkılmış. Şöyle göstereyim. Ondan sonra şu arka taraflarda burada bir ahşap bir şeyler varmış gitmiş. Yıkılmış raf galiba. Sonra şu arkada karavan var. Bir tane karavan koymuşlar. Güneş panelleri falan var. Yaşayan vardır diye tahmin ediyorum ama şu anda yok zannedersem. Çünkü kimse şey yapmadı. Çamaşır ipi falan asmışlar şuralara. Kimse çıkmadı henüz ortaya. Ben geziyorum bayağı. Ya gelen insanlar gezebiliyor herhalde. Bir sıkıntı olmuyor. Şu ana kadar kimse bir şey demedi bana. İzlediğim videolardan da zaten bayağı bir şey vardı. Geziyorlardı insanlar yani. Neyse şimdi buraya nasıl geldiğimden bahsedeceğim sizlere. Şuraya geçeyim ben yine. Şimdi arkadaşlar buraya ben patika yoldan geldim. Normalde araçla da gelinebiliyormuş ama bayağı bir bozukmuş yolu. Araçla yani arazi aracı olmadığı sürece çok zor buraya gelmek. Ondan dolayı siz de patika yoldan gelmenizi tavsiye ediyorum. 10 dakikalık bir yürüyüş sonrasında burada olabilirsiniz. Nasıl geleceğinizden bahsedeyim. Çökertme köyüne geliyorsunuz abi. Çökertme köyünün en sonuna gidiyorsunuz. İhtiyar balıkçı diye bir yer var en sonunda. İhtiyar balıkçıyı geçtiğiniz zaman oradan zaten sahil yolunu takip ettiğiniz zaman patika yolu, sahil yolunu direktmen buraya getiriyor. Kimseye sormanıza gerek yok. Ben kimseye sormadım. Direktmen buraya geldim. Buraya ulaştırdı beni. Patika yolu da gerçekten çok güzel. Temiz bir yol. Yani birazcık şeydi vardı ki Cesur için birazcık tehlikeli şeyler. Keskin taşlar vesaire. O keskin kısımda kucağıma aldım. Sıkıntı olmadı. Gelirken çok güzel koyda o köyle bu koyun arasında da güzel bir koy var. Hatta bir tane adam orada çadır falan kurmuş. Dönüşte onları da size gösteririm. Orada arazi aracıyla gelmiş. Çadırını kurmuş. Orada kanosu falan var işte. Bayağı güzel bir ortam yaratmış orada. Yani ben de gelmek isterdim. Karavan gelebilse buraya ama normal taksi gelmiyor. Karavanla biz gelemeyiz. Ondan dolayı mecburen yürüyerek geldim. Bakalım buradan sonraki durağımız neresi olacak hiç bilmiyorum. Şimdi sizlerle birlikte olmadı şu aşağı şeye binelim mi? Bakalım mı? Ben o şeyi baraka falan zannettim de sahildeki şeymiş. İskeleymiş. Baraka falan değilmiş ya. Yani. İskele olduğundan dolayı ben görmemiştim. Sahilde koymuşlar iskeleyi. Sal gibi bir şey yani. Bu şekilde şurada bir tane kara dencere var. Onu göstereyim sizlere. Çok fazla anlatabileceğim bir şey yok. Bir söz söyleyeceğim sadece. Onu birazdan söyleyeceğim. Şu kara dencereyi göstereyim. Şurada bir kara denceremiz var. Buraya koymuşlar bunu. Muhtemelen burada hatıra olarak koymuş. Şurada bir kütüğümüz var. Vesaire. Şu sözü söylemek istiyorum. Mal da yalan, mülk de yalan. Var biraz da sen o yalan demiş. Değil mi? Dostoyevski mi demişti? Kim demişti? Neyse. Cesur Reis. Neyse arkadaşlar çok da uzatmayalım videoyu. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hatalarım olduysa affola. Lütfen kusuruma bakmayın. Çekim hatalarım da olduysa bilmiyorum olmuş mudur olmamış mıdır. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Videoyu beğenirseniz kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın.